Arkadaşlar bugün ayın kaçıydı? Bir dakika bakayım lan gözükmüyor. Bakalım. Ayın 15'i 15 Mayıs. Normalde pazartesi günü arkadaşlar şey geliyordu. Şey neydi onun ismi neydi? Nakliyat diye isim geliyor ama çok saçma. Neydi ya? Neyse arkadaşlar o araçlar yani dağıtım geliyor. Heh, çok güzel oldu. Dağıtım geliyor arkadaşlar ve Hot Wheels'lar bunun da içinde. Pazartesi günü gelecekti. Yani 16'sında. Ama arkadaşlar bugün İstinye'ye gittim baktım. Ve çok Toy Shop'ta da varmış. Yakınına uğramadım. Gittim bebeğin oradaydım. Yani Boğaz'ın oradaydım. Oradan da doğal olarak İstinye'ye uğradık. Babamlar da kalıyor işte. Ben de bakındım. Orada biriktirdiğimiz harçlıklarla çalıştığımız kazandığımız paralarla şey kendime 4 adet atlıyı aldım. 22 lira oldu. Ve arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. Mükemmel araçlar. İlk başta bununla başlıyorum hemen. Bu arkadaşlar Ford Mustang 2005. Açıyorum hemen tık diye. Bunların yaşamaması lazım artık. Abi. Geliyor, 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 geliyor. Mükemmel bir araba. Sadece bir tek rengini çok beğenmedim. İki tekeri farklı. Arkasına bakın. Farları var bu arada. Cam şeklinde ama sarı. Bu da kendi ön ve yan direkt bütün camlarıyla uyumlu. Farlar filan. Zaten sarı siyah gri kombin yapmışlar. Ama tek gelmediğim özelliği öndeki gibi böyle şu şekli yapamamışlar. Aa açılıyormuş yapmışlar. Yes ve demiştim ki orada acaba açılıyor mu? Şurada bakın eklem gibi bir yeri var çünkü. Evet gördünüz. Oradan açılıyordu falan dedim. Bakın kapandı. Mesela kapandı. Tık diye çok güzel bir şekilde açılıyor. Daha da beğenmemi sağladı bu. Evet. Sonrası arkadaşlar bu 57 Chevy arkadaşlar. Bunun kırmızısı her yerde var. Ama beğenmemiştim. Bu çok güzel geldi gözüme. Evet. Mükemmel bir renk. Mükemmel bir kasa zaten. Ama o kırmızı kötü göstermişti önce kasayı. Tekerleri mükemmel. Bu şekilde güzel bir çevi. Burada arkadaşlar Mazda Repo var. Çok güzel bu araba. İlk defa bu çeşit bir arabam olacak. Ya bir bağırmayın. Duygu abla bağırma. Allah'ım ya. Üçüncü yarışma. Bilerek yapıyor galiba arkadaşımız. Orada gece gece sesim kötü çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Oy. Mükemmelsin be kardeşim. Of. Şunlara bakın arkadaşlar. Her türlü detayı var. Tekerleri çok güzel. Bakın şurada ışığımsı bir şey var. Reflektörü var. Bakın şurada hiçbir şey değişmiyor. Bakın orada yazıları var. Ne yazıyor? Mazda yazıyor. Bir de Hot Wheels yazıyor. Bakın hiç boyadan kaçınmamışlar. Burayı da boyamışlar. Arkada bütün şeyleri var. Detayları. Ve içi de kasası da bu şekilde. Çok güzel. Koltukları falan da güzel. Tatlı. Camı bence gayet mükemmel. Tam şeffaf. Son arabamız ve en güzel arabalarımızdan biri. Çok da nadir arkadaşlar. Bu 42 liraya satılıyor.
Yani tam iki katına. Trend yolda. 76 Greenwood Corvette'te. Şekilde. Of. Aşırı uzun. Ve aşırı böyle. Yani jet gibi duruyor. Aşırı bildiğin jet gibi. Koskocaman farları var. Şeffaf şekilde. Baksanıza ağzı var resmen. 22 numara. Burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Göremedim. Şurada arkadaşlar Bell yazıyor. Daha sonra Hot Wheels yazıyor. Good Year yazıyor ve yine okuyamadığım bir şey. Tam gözükmüyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Şu şekilde mükemmel ötesi bir araba. İlk görmem bir tek çirkin geldi ama çok dikkat çekici ve aşırı güzel. Bakın incecik beli var resmen. Araba insana benziyor. Aşırı tuhaf. Bu arada bu araba gerçek gibi durmuyor, yani lisanslı gibi durmuyor ama lisanslı hem Corvette olmasından anladım hem de fotoğraflarına da baktım. Gerçekte var. Ama çok fotoğrafları ve yarışırken falan yok. Aşırı az var. Çoğu arkadaşlar Hot Wheels olarak çekmişler. Değişik insanlar. Arkadaşlar bu mükemmel videonun da sonuna geldik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mükemmel bir başlangıç. Adeta saat eseri. Arkadaşlar bugün Toyshop'a mükemmel ötesi yeni seri geldi. Dolayısıyla seriyle kalmadı. Paket, yani kutular geldi. Tekli olarak geldi. Ve premium da geldi ama çok güzeldi hem de. Fakat az geldi ve ben onlara rast gelemedim. Şöyle ki bizim tanıdık abi maalesef hemen onlardan almış sayılı olduğunu görünce. Daha sonra biliyordur çünkü premium adı üstünde. Neyse arkadaşlar hemen uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Bunlar aldıklarım. Ben yanlış açıdan çekiyorum ya. Evet bir dakika. Ve bu arkadaşlar lisanslı değil ama mükemmel, bakın adeta şimşek abuzer. Bakın süspansiyonlu gibi duruyor. Burası şu kısım aşırı alçak. Burası da yüksek, değişik. Çok güzel bir tasarım. Klasik araba gibi yapmışlar. Arkadaşlar bu bir klasik. Mazda RX 3. Mükemmel bir araba. Ben bunu istiyordum. Fakat 36 ile 35-40 lira arasındaydı. En son 36 liraya görmüştüm Trendyol'da. Bakın şuradaki gibi bir araba. Gayet güzel. Daha sonrasında arkadaşlar Lotus Sport Elise. Mükemmel bir araba daha. Bakın her türlü detayı var. Mükemmel o marka. Daha sonra hemen gidiyoruz. Volvo 850 Estate. Bu çok güzel. Bu araba harbi mükemmel. Tabi bunlardan daha güzeli var mı? Var. Bakın çok güzel stop ışıklarını yapmışlar. Farları da var. Bu yenilerin bayağı iyi detayları var arkadaşlar. Çoğunun detayı var. Hatta hepsinin. Evet hepsinin. Çok iyi o yüzden. Arkadaşlar ilk defa 99 Honda Civic Type R -9 diye bir şeymiş. Honda Civic oldu açıkçası ilk defa. Bakın her şey var. Mükemmel bir araba. Güzel ya, mükemmel. İçi öyle güzel ki sarının altına böyle içine çok güzel kırmızı döşemeler. Tekeri çok garip. Spor araba gibi. Ama 99, yani ilginç olmuş. Daha sonrasında Honda yazı, yani Honda amblemi çok belli. Alabilirsiniz. Almaya başlayın. Çünkü çok güzel, gerçekten mükemmel bir koleksiyon. Daha sonra Porsche
935 aşık olduğum bir araba. Aşırı aşırı iyi. Daha sonrasında bakın 35 numara. Altın şeysileri var tekerleri. Zaten görüyorsunuz. Çok anlatmaya da gerek yok. Daha sonrasında burada 55 çevi var. Far detayları var. Amblemi mükemmel. Ama stopu şey yok. Baksana o kadar güzel ki sanki 1.18 araba gibi. Yani daha en büyük modelleri var ya. Daha kestlerin. Onlar gibi. Çok detaylı. Daha sonra Nissan Ez Proto. Şöyle göstereyim. Mükemmel. Daha sonra arkadaşlar çok değerli olan 2019 Mercedes-Benz A-Class. Plakalı var. Mercedes-Benz falan diye. Hot Wheels, Mercedes-Benz ve ne yazıyor şurada? 021. Baksanıza abi detaylara. Çok iyi bir araba. Daha sonra çok beğendiklerim. Hepsini çok beğendim burada. Hepsi alınabilecek arabalar. Daha sonra alınması gereken arabalar. 90 2000 dok. Bu ne demek oluyor? Ha 1990 oluyor. 1990 Acura NSX. Bu da çok değerli bir araba. Çünkü Acura. Ve sırada Custom 72 1970 Honda N600. Şuna bakarsınız mı? Baksanıza aşırı iyi detaylar ya. İlginç. 22 lira yapınca herhalde aşırı daha güzel yapmaya başlamışlar. İyi ki de yapmışlar. Daha sonrasında son arabamız Mighty K. Çok güzel bir araba bakın. Araba sayılır mı bilmiyorum ama sayılır herhalde. Ne ceza aldığını bilmediğim şeyler yazıyor. Asa da yazıyor. Mükemmel arkadaşlar. Cam far hem de o yüzden daha da değerleştiriliyor. Değeri artıyor diyeyim. Bir dakika. Şekilde arkası ve kasası var. Çok güzel. Arkadaşlar sırada ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Tabii ki bu var. Bekleyin. Sırada bu mükemmel var. Bu arkadaşlar 60 lira. El Sivak 2'den aldım. Kro Higo diye bir şey. Çok kötü bir isim neyse. Extreme Track yazıyor ama arabasına bak. Çok güzel. Açacağım ben bunu. Bir dakika. Ya son saniyelerde gitmiş. Niye böyle oluyor? O metalmiş lan çok mutlu oldum ha. Aa metal taşıyıcı araba diyor. Tamam iyi. MC mece mece. 30 numara. Aşırı iyi bu arada. Farları böyle ama çok güzel olmuş. Hani bakın burada detaylı da yalnız. Gayet güzel. Ve trim çok tatlı arkadaşlar. Ben bunu nasıl buldum? Aşırı güzel bir şey. Şuna bakın. Oha hem de şey. Bakın bu kamyona plastik bu arada. Şu sadece baş kısmı metal. Bakın böyle oynuyor lastikleri.
Bel lastiği şey, kauçuk. Bakın. Biliyorsunuzdur, şöyle açıldı işte. İçinde bir şey var. Bu ne ki acaba? Ha, bu sanırım içine kaçmasın diye sergide kullanılmalı. Bakalım arkadaşlar, aynı şekilde sergi yapabiliyor muyuz? Mesela şu şekilde duruyor ya. Yok, yanlış koydum. Oluyor bakın. Aşırı iyi ya. 60 lira o kadar iyi değer ki bu arada. Bilstein falan yazıyor. Hella yazıyor. Evet arkadaşlar, bu mükemmel, izledik ve bitirdik. Buraya kadar gelip geldiyseniz çok teşekkür ederim. Bu kadar iyilik yapmışken hemen beğenme tuşuna da basabilirsiniz. Çok memnun olurum. Ya bir dakika. Daha sonrasında yorumları açacağım. Yorum da yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Umarım 120 abone oluruz. Hatta 200 oluruz. Hatta 1000 oluruz. Yapabildiğiniz kadar yapın arkadaşlar. Hep paylaşmayı unutmayın. Paylaşmayı sürdürün. Boş kaldığım zaman da deyin ki, aman Allah'ım, elim kırmızı gülü paylaşmam lazım. Çünkü sonrasında çekilişler gelecek. Ne zaman gelecek? 1000 aboneye geçince herhalde. 1000 aboneye geçer miyim bilmiyorum. Umarım kapatmam. Çok seviyorum kanalı. Fakat abone gelmiyor, beğeni gelmiyor, izlenme de gelmiyor. İyice azalttınız bunları. Eskiden bile daha iyiydi. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.